Herkese merhabalar arkadaşlar bir edebiyat dersiyle daha beraberiz. Hatırladığımız kadarıyla daha önce Cumhuriyet dönemi şiir ile ilgili deneme niteliğinde soru çözmüştük. Şimdi gelelim Cumhuriyet dönemi roman ve hikayesi ile ilgili sorularımıza. Bakalım ne durumdayız. Hep beraber görelim soruları nasıl çözeceğiz. Acaba gözüktüğü kadar zor mu Cumhuriyet dönemi? Sorularımızı çözerek görelim. Açıklama kısmına yine PDF olarak koydum. Önce siz bir güzelce çözün, ön bilgilerinizi görün. Daha sonra beraber çözmeye başlayalım. E hadi hemen başlayalım ilk soruyla. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Nokta 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 adlı sanatçı Cumhuriyet döneminde kalemi aldığı roman, hatıra, eleştiri, biyografi gibi farklı türlerde eserlerle edebiyatımızda önemli yere çıkar. Şimdi burada klasik edebiyat yapmış yani buradan çıkaramam. Bu eserlerde Çamlıca, Büyükada, Rumeli Hisarı'nda geçen çocukluğunun izleri görülür. He. Yazarın 1942 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen Sanat Mükafatı'nda üçüncülük adan alan nokta 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 adlı romanı Türk romanının köşe taşlarından kabul edilmektedir. Neden bakalım? Roman toplumsal ve kişisel nedenlerinden dolayı gerçekle ilişkisi hastalıklı hale gelmiş. He. Güzel. Buradan da bir şeyleri yakalayabilirim sanki. Bunalımlı bir bireyi anlattığından bireyin iç dünyasını esas alan eserlerden biri olarak kabul ediyor. Şimdi arkadaşlar eserleri de zaten orada yaşadığından dolayı çocukluğu geçtiğinden dolayı eserlerine de mesela yansır. Şamlıca'daki eniştemiz mesela eserleri bu, buna yansır. Ya da arkadaşlar hastalıklı hale gelmiş tipi anlatıyor. Çok hastalıklı bir tip değil miydi? Adam o eserde mektup yazıyordu. Ama mektubu kendisine yazıyordu. Gidip postaneden kendisine aldığı mektubu okumaya gidiyordu. Çok farklı yalnızlığını, bireyin yalnızlığını, bunalımını işleyen bir eserdi. O sanatçımız Abdülhak Şinasi Hisar. Bak Hisar'ı, Çamlıca'yı falan İstanbul'daki eserlerini İstanbul'da geçer eserleri Abdülhak Şinasi Hisar. Ve Fahim Bey ve biz de o hastalıklı hale gelmiş Fahim Bey'i anlatacak. Cevabı ne oldu? Denizli oldu. Evet. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Şiirlerinde öz şiir anlayışının etkileri varmış. Güzel. Olan nokta 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 adlı sanatçı roman ve hikayelerine zaman musiki, rüya bu bence çok önemli bir Buradan aslında bir şeyleri çıkarttığınızı düşünüyorum ben. Çokça zaman kavramına yer verir. Tamam. Eserlerinde çatışma ve bu çatışmadan doğan bunalımları anlatır. Nokta 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 adlı eserinde Mümtazlı Nura'nın aşkı değildir tek anlatılan. Doğu batı çatışması eski yeni karşı karşıya getir yazar. Roman kişileri bu değerler arasında kalır. Aslında buradan bir şeyler çıktı. E, zaman, musiki, rüya, bilinçaltı gibi kavramlar olunca ben direkt kim geliyor aklıma geliyor? Ahmet Hamdi Tanpınar. E, karakterleri de verdi. Mümtaz, Nuran, Suat. Bu kimdeydi? Huzur adlı romandaydı. E, Hayri Yerdal hangi romanda geçiyordu arkadaşlar? Hayri İrdal deyince de hemen direkt neyi işaretleyeceğim? Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü işaretleyeceğim. Cevap ortaya çıktı bile. Denizli dedik, geçtik. Bakın o kritik noktalardan rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Eserlerdeki o kahramanlar da çok önemli. Şimdi devam edelim hemen bir diğer sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yer hangisi getirilir? Kıyamı Safa'nın romancı çizgisine dikkat ettiğimizde nokta 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 adlı romanın gerçek anlamda bir dönemeç olduğunu fark ediyormuşuz. Romanın düşünce ve felsefi dinamini oluşturan Doğu Batı meselesi tezat tekniğinin desteğiyle, sembollerle yüklenen misyon ve anlamlarla başarılı bir şekilde yansıtılır. Doğu Batı meselesi çatışması. Peyami Safa bu yansıtışta aynı zamanda kendi roman anlayışında hareket noktasını oluşturan müşahhastan mücerrete yani somuttan soyuta gitme usulünü başarılı şekilde anlatacak falan filan. Ben aslında şurayı gördüm. Peyami Safa dedi bana Doğu Batı çatışması deyince siz de şöyle bir bakın arkadaşlar ne geliyor aklınıza Doğu Batı çatışması deyince? Fatih Harbiye gelmiyor mu? Macit, Neriman, Şinasi gibi karakterler vardı. E Neriman birazcık daha böyle e, yanlış batılaşmayı temsil ediyordu orada. Değil mi? Fatih özellikle Doğu'yu, Harbiye Batı'yı temsil ediyordu. Semboller açısından da baktığımızda. E, cevap olarak biz neyi işaretleyelim? Bursa'yı işaretleyelim. Doğu Batı çatışması deyince, Peyami Safa deyince bu eser gelecek aklıma. Cevabı Bursa dedim. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinin edebiyat anlayışı bu parçadaki yazarla örtüşür? Bakalım. Ben bu öyküler okunduğu zaman insan kendisini yücelmiş hissesini istiyorum. Hmm, yücelmişlik hissi diyor. Ruhen yüceldiğini, beyinsel olarak yüceldiğini hissesini istiyorum. Onun konusu her ne olursa olsun, ister bir cinayet olsun, ister bir intihar olsun, Toz olsun, gece olsun. Her ne olursa olsun, hastalar olsun, ışıklar olsun, çarpılmış insanlar olsun, çözülme olsun. Ne ölçüde başardım, başaramadım bilemem ama bütün öykülerde verilmek istenen bir şey var. İnsanın kendisinin yüce bir Allah'ın yarattığı yüce bir mahluk olduğunu bilsin ve bu öyküleri okuduğunda yücelmiş olduğunu, he, maneviyatını da artırmak istiyor. Burada bir mistiklik havasını da görüyorum. Yücelmişlik hissini vermek isteyen sanatçı zaten mistik sanatçılardan kimdir? Rasim Özden öğrendir arkadaşlar. Cevabı direkt o kritik noktadan ne dedim? Bursa dedim. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bakalım burada ne varmış? Boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Aslında ben orada bir eseri gördüm. Cevabı çıkarttım bile kafamdan. Bakın. Fikir ve Sanatı Hareket Dergisi'nde yayınladığı desen ve hikayelerine sanata, sanat hayatına adım atan Nokta 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 adlı sanatçı hikaye kitaplarında kullandığı teknikler ve geliştirdiği hikaye tarzı ile son dönem hikayecinin en önemli isimlerinden biri. Bakın o ilk hikaye kitapları olan Ortadaki Adam, Gönül İşinde, Fikir ve Sanat. Zaten bu eski Ortadaki Adam mesela çok meşhur. Gönül İşi en meşhur eserlerini vermiş bile. Ben devamına gitmeyeceğim. Buralarda edebiyat yapıyor birazcık. Şunu bunu anlatmış diyor. Ortadaki Adam Eseri Gönül İşi adlı eserleri yazan sanatçımız kimdi? Türk hikayeciliğindeki en önemli isimlerden biri Mustafa Kutlu olacak cevaba Bursa dedim. Evet aslında buradan da paragrafın başındaki o eseri gördüğümüz anda cevabı çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu parçadaki romancılığımızdan ve roman yazma teknik yönteminden söz eden sanatçı kimdir? Sevgili Arsız Ölümü yazarken. Gece derslerinde anlattığım ruh hali içindeydim. Yüzümü geçmişe dönmüştüm falan filan filan. Burada edebiyat yapıyor. Arkadaşlar sevgili Arsuz Ölüm kimin çok 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 meşhur bir eseriydi? İlk eseriydi hatta ilk romanıydı bu. Latife Tekin olacak. Cevaba ne dedim? Denizli dedim. Büyüleyici gerçekçilik aklıma geliyor değil mi? Latife Tekin de deyince. Yine Nazlı da aynı şekilde. Şimdi diğer sorumuza geçtiğimizde bo boş bırakılan yerine getirilsin. Bakalım. Biçim olarak Ömer Seyfet'in geleneğini sürdürüyormuş. Yani olay örgüsü niteliğinde yazıyormuş. Nokta 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 1930 yılına kadar yazdığı ve içinde daha çok romantik ögeler taşıyan hikayelerine tamamen Mapasan tarzı hikayeciliğin etkisi altındadır. Değirmende yayımlanan 16 hikayeden 8 tanesi tamamen romantik unsurlar üzerine kurulu. Bu hikayeler yaklaşık 15 yıllık bir dönem içinde kaleme alınmış olup daha çok bohem, karamsar insanlar ruhi dramlarını dile getiriyor arkadaşlar. Değirmen, değil mi? Ses vardı, yeni dünya gibi hikayeleri vardı. Hangi sanatçı bu? Hangisini hissediyorsunuz? Sabahattin Ali değil mi? Direkt Sabahattin Ali'nin eserini vermiş bize. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı hangisidir diyor bakalım. Modern Türk hikayeciliğinde kendisine az tarzı ön plana çıkmış ve ardından gelen edebiyat kuşaklarına öncülük etmiş. Tamam buralarda edebiyat yapıyor biraz. Onun geliştirdiği hikaye tarzı kendine özgü kodlar taşıdığı için güçlü bir hikayedir. Ada Pazarı ve çevre Bursa, Avrupa'daki bazı önemli şehirler ağırlıklı olarak İstanbul'da yaşayan yazar eserlerinde İstanbul'u ön plana çıkarıyormuş. Heh. Ancak İstanbul'un hemen yanı başında bulunan adalar, özellikle Burgazada, onun hikayelerine belirli, belirgin ve önemli bir yer aldığı söyleniyor. Arkadaşlar, bu adaları özellikle Burgazada'yı, özellikle hikayelerini ön plana alan sanatçı kimdir? Sait Faik, abası yanık değil midir? Aynen öyle hocam. Oradan çıkarttım cevabı. Ne oldu cevap? Ceyhan oldu. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Yukarıda par yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı hangisidir? Cumhuriyet dönemi gülmece yazarlarından biriymiş. Gülmece diyor. Bu önemli. Mesela Oğuz hiç gülmece, Kemal Tahir gülmece yazar olabilir mi? Oradan direkt git deledim. Yok. Rıfat Ilgaz, Hababam sınıfları var ne bileyim. Aziz Nesin yine Cumhuriyet döneminin Nasrettin hocası derler. Muzaffer İzgü de yine gülmece türünde yazar. Bu üçü şu an kalsın. İlk roman olan Gece da Tamam. Buradan aslında çıkartım. Güneydoğu Anadolu kentlerinin birinde Gece halkının yoksul yaşantısını verir. İlyas Efendi bir nüfus memurunun parasılık yüzünden çektiği sıkıntıyı yansıacak. yansıtacak. E halo da var bir tane. Köyden kente göçü ele alan bir eseridir. E tamam ben aslında bu iki eserden hiç Rıfat Ilgaz'ın ne bileyim azinesini böyle eserlerini gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü onlar yazmadı. Hep eliyorum buradan. Muzaffer İzgün'ün eserlerinden bahsetmiş arkadaşlar burada. Cevap direkt ne oldu? Adana oldu. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilebilir diye bir soru karşımda bakalım. Nokta 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 tarafından yazılan Bir Düğün Gecesi aslında cevap çıktı bile. Zaten bir tek o sanatçıyı görüyorum. 1970'li yıllardaki Türk, to Türk toplumun genel tablosunu sunuyormuş. İşte buralarda edebiyat yapıyor. Daha önce Halide Edip Adıvar'da nokta 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 romanında benzer bir yöntem kullanılmıştı. Roman kahramanı Rabia'yı Abdülhamit dönemi İstanbul'un çeşitli çevreleri arasında dolaştırarak fakir bir Müslüman mahallesini anlatacak. Bir nazır konağını, saray çevresini, Jön Türkler teşkilatını falan filan. E Rabia karakteri vardı, Peregrini vardı, kız tevfik vardı. O eseri de hatırladık mı? Sinekli Bakkal adlı. Eserde bir dün gecesinde kim yazdı? Adalet Ağalı yazmadı mı? Yazdı. Cevabı direkt ne dedim? Bursa dedim. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Yani arkadaşlar böyle çıkacak. Cumhuriyet dönemini çok da böyle büyütmeyin kafanızda. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Nokta 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 adlı sanatçı ilk romanı olan Miras'ta. Miras, hmm, WhatsApp Bey, Ayaşlı ve Kiracıları gibi eserler devamında benim aklıma geliyor. 2. Abdülhamit döneminde İstanbul'da yaşayan bir paşa ailesinin yaşamını ele alıyor. Zaten bak burayı görmedim bile. Direkt Ayaşlı ve kiracılarında da devam ediyor. Sanatçı çıktı aslında ortaya. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1930'lu yılların Ankara'sında yeni bir yaşamın başlayışını anlatır. Nokta 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 ise 3 İstanbul'un da Kurtuluş Savaşı'ndan da ufaktan bahsedecekti bu eserde. 3 e, İstanbul kimin? Mithat Cemal Kuntay'ın. Miras Ayaşlı ve kiracıları kimin? Memduh Şevket Esen'de Cevap çıktı bile. Cevabı ne dedim? Bursa dedim. Kritik noktalardan hemen çıkartacağız. Biraz edebiyat yapacak bir yerlerde yapsın. Sıkıntı yok. Biz o kritik noktalardan çıkartacağız. Şimdi nokta 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 atlı sanatçı romanlarını toplumsal bireysele geçeriz falan filan. Buraları geç. Edebiyat yap. Nokta 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 romanında kimseyle iletişim kurmayan, toplumun dışına itilmiş ve bundan dolayı da kurtuluşu ölümde bulan kahraman Zebercet. Tak çıktı cevap. Zebercet zaten çok orijinal bir isim arkadaşlar. Hangi romanda vardı? Şu Zebercet'i görünce hemen ne gelecek aklınıza? Ana yurt oteli gelecek. Tamam. E ana yurt otelinde kim yazdı? Yusuf Atılgan yazmadı mı? Yazdı. Cevabı direkt ne dedik? Denizli dedik. Bitti. Bu kadar kolay yani. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Boş bırakılan yerlere hangi sanatçı getirilemez bakalım. İlk romanı olan Sarduvan'da bir köy roman yazarı görünümünde. Rezil dünyası var, Drina'da son gün var, 2. Dünya Savaşı yıllarını anlatıyor. Faik Baysal mı hocam? Aynen öyle bu doğru bir bilgi. Ferit Etkün'ün Kimse O diye romanları var mı? Köy ve Taşra'yı ele alacak. Hakkari'de bir mevsim olarak birleştiriyordu. Var bu da doğru. Necati Cumalı özellikle Ege bölgesini bakın Urla'yı Çevre, Urla çevresinden oluyor eserlerini. Tütün zamanı var. Acı tütün, yağmurlar ve topraklar. Zeliş adıyla ikinci baskısını tütün zamanı yayınlayacak mı? Yayınlayacak. Tamam. Daha sonra Talip Apaydın'ın var mı? İlk romanı Yılkı Atı. Hayda. Yılkı Atı Talip Apaydın'ın arkadaşlar. Yılkıya bırakıyordu o eserde atını. Yaşlanan atı işe yaramaz diye dağ bayıra çayıra bırakıp gidiyordu sahibi. E peki sahibi Yazarın sahibi kim? O bırakıyor da yazarın sahibi kim arkadaşlar? Abbas Sayar değil miydi? Aynen öyle. O yüzden cevabı ben Denizli diyeceğim. E her gece Bodrum deyince de kim aklıma gelecek? Tabii ki de Selimlere bu da doğru. Cevabı zaten bulduk. Denizli dedik. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye bir soru arkadaşlar karşımızda. Şimdi toplumcu gerçekçi sanat anlayışı doğrultusunda ürünler veriyormuş bu sanatçı. Ege insan, insanın sorunlarını anlatıyormuş. Burada bir şeyler bir şeyler dedi. Bakın eserlerine bakalım. Yağmur'daki kız var ödüllü. Daha sonra Bir Karış Toprak adlı eserinden bahsediyor. Mor Ötesi eserinden bahsediyor. Bunlar bakın ödüllü hep. Eski Toprak, Dolu Düzgün, Kurtuluş Savaşı'nı anlatacak. Bu eserler kime aitti? Samim Koca Göz e aitti. O yüzden cevaba ne diyeceğiz? Adana diyeceğiz. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Yukarıda eserlerden söz edilen yazarlar sırasıyla hangisi doğru verilmiş? Şu Gece adlı eser önemli arkadaşlar. Gece adlı eseri kim yazdı? Bilge Karasu yazdı. Önemi nedir? Ödüllü bir eserdir arkadaşlar. 10 yılda bir verilen Pegasus ödülünü alıyor. Dünya cümlü bir ödül. O, o yüzden önemli. Belki sorabilirler. Bilge Karosu'yu gördük zaten cevapta çıktı ortaya. İlk yazısı Neymefuk imzasıyla ortaya çıkıyormuş. Topal Koşması, Boz Bulanı bu meşhur eserlerini zaten verdi. O da Nezihe için cevaba ne dedik? Bursa dedik. Hemen diğer sorumuza geçtiğimizde neyi soruyor burada bize? Yukarıda verilen eserlerden hangileri dağın öte yüzü üçlemesini oluşturur diyor. Şimdi baktığımızda orta direk var. Ölmez otu var. Yer Demir Gök Bakır zaten bu üçlüyü oluşturuyor. Murtaza kimindi arkadaşlar? Orhan Kemal'in değil miydi? Bir bekçiyi anlatacaktı. Tamam. Kurt Kanunu da Kemal Tahir'in değil miydi? İzmir suikastine girişimini anlatacaktı Atatürk'e karşı olan. Ee, Yaşar Kemal'in olamaz zaten. Yaşar Kemal'in üçlemesinden bahsediyoruz. O zaman 1, 3, 4 dağın öte yüzü iç üç, üçlemesini oluşturur dedik. Cevaba ne dedim? Bursa dedim. Aşağıdakilerin hangisinde toplumcu gerçekçi sanatçılarla ilgili bir yanlışlık vardır diyor bakalım. Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf'ta. Yusuf Yusuf karakterinin çevresinde esnaf ve eşrafın hükümet güçleriyle işbirliği yapıp yoksul halkı nasıl ezdiğini işleyecek. Yusuf düzene karşı çıkacak. Orhan Kemal ve Yaşar gibi romancılara örnek teşkil edecek. Doğru. Orhan Kemal'in kardeş payı var. Önce ekmek var ödüllü eserler yine önce ekme kitabıyla ödül alıyor. Bu da doğru Orhan Kemal'e ait. Yaşar Kemal Çukurova'yı oradaki insanların sorunlarını anlatmıyor muydu? Anlatıyor. Bu da doğru. Yorgun Savaşçı da Kemal Tahir Milli Mücadele Dönemi yıllarını anlatmıyor muydu? Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyordu. Bu da doğru. Sadri er Ertem Yılanların Öcü. Arkadaşlar Yılanların Öcü Sadri Ertem'in miydi? Yoksa Fakir Baykurt'un muydu? Fakir Baykurt. Nasıl? Sadri Ertem ders. Cevap kesinlikle Edirne olacak. Bunu da bizzat imzalı kitabından okumuştum. Zamanında birisi imzalatmış Fakir Baykurt'a. Sahaflardan almıştım ve o kitaptan okumuştum. Gerçekten çok hoş bir eser. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Bu parçada söz edilen yazar hangisi diyor? 30'lu yıllarda konularını köylünün, işçinin, orta sınıfın sıkıntılarından alan romanlar yazmış. Sanatsal üslup falan filan. Burada edebiyat yapıyor bakın. Şurada eser gördüm bir tane. Çıkrıklar Durunca adlı romanda yerli dokuma tezgahlarının ucuz Avrupa malı karşısında ortadan kalkışını anlatacak. Yazarın diğer eserleri bir varmış bir yokmuş Düş günler var. Evet. E Çıkrıklar Durunca kimin eseri arkadaşlar? Sadri Ertem'in eseri. O yüzden cevaba ne dedik? Bursa dedik. Yazar eser eşleştirmeleri var. Bakalım buradaki yanlışlık nerede? Oğlumuz Tarık Buran'ın eseri miydi? Evet. İhtiyar Çilingir yine Mem Memduh Şevket Esendal'ın eseri. Halikarnas balıkçısı. Merhaba Akdeniz denizcilikle ilgili yazıyor. Abdullah Efendi'nin rüyaları yine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın meşhur bir öyküsü. Pastırma yazı Peyami Safa'nın mı arkadaşlar? Yoksa Selim İleri'nin eseri miydi? Selim İleri'nin eseriydi. Yanlış vermiş. O yüzden cevabı ne dedik? Edirne dedik. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. İnsanı ve toplumu çeşitli yönleriyle gerçekçi bir gözle ele alan yazarlar toplumcu gerçekçiliğin hazırlayıcısı olmuşlar. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yoksulluklarında etkisi edebiyatımızda 1940 kuşağı olarak adlandırılacak olan savaş karşıtı eşitlikten yana toplumcu yazarları ortaya çıkarttı. Bu toplumcu yazarlar kimler bakalım? İlhan Tarus var, Kemal Bilbaşar, Sabahattin Ali, Samim Kocagöz, Orhan Pamuk mu? Bir de 1940 ışığa diyor. Arkadaşlar Orhan Pamuk kaç doğumlu? 1952 doğumlu. Zaten adam 1952'de doğuyor. O zamanlar çocuk yaşta. Ve postmodern roman anlayışıyla yazmıyor muydu? Yazıyordur modern, postmodern de. O yüzden cevabı kesinlikle ne diyeceğiz? Edirne diyeceğiz. Toplumcu değil. Hemen diğer sorumuza geçtiğimizde. Bu hikayeden alınan parçanın değil anlatım içerik özellikleri aşağıdaki sanatçılardan hangisinin edebi eğilimiyle örtüşüyor diyor. Baktığınızda kahvenin önünden geçerken Hatice tepki gösteriyormuş. Az sonra babam da gelir kaykılır. O ne hal laf kız. Burada bir olay örgüsü ve ırgat mıyız diyor. Köy e, durumunu anlatıyor değil mi? Köy ortamını anlatıyor. Toplumsal konuları anlatıyor. Şimdi baktığınızda Peyami Safa. Bireyin iş dünyasını esas alan yine Tarık Bura bireyin iş dünyasına esas alan dersek, Oğuz Atay'la Yusuf Atılgan da modern postmodern anlayışta yazıyor. Burada toplumcu kişi kimdir? Samim Kocagöz. Onun eserinden alıntı yapılmıştır rahatlıkla diyebiliriz. Cevabı ne dedik? E'dirne dedik. Bu tarz soru da belki gelebilir. Hemen bir diğer sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Memduh Şevket Esendal durum öykücülüğü değil miydi? Evet. Bu doğru bir bilgi. Ahmet Hamdi Tanpınar öykülerine psikolojik yoğunlar, yoğunluk, semboller. Ya adam zaten öz şiir anlayışıyla yazar. Sembolleri, rüya, zaman, bilinçaltı gibi var mıdır? Vardır. Ege kıyılarını anlatacak. İşte Halikarnas'ın zaten eserleri değil miydi bunlar? Aynen öyle. Bu da doğru. Oğuz Atay işçi sınıfının sorunlarını mı dile getiriyor? Oğuz Atay postmodern sanatçı değil mi arkadaş? Postmodernciler İşçi sınıfının sorunlarını mı atacak anlatacak? Bireyin yalnızlığını mı? Bireyin yalnızlığını anlatır. Kesinlikle cevap Denizli. Oktay Akval bireyin iş dünyasının öne çıktığı öykü anlayışını benimseyecek. Bu da doğru. Cevaba ne dedik? Denizli dedik. Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Hikayelerini İNS adlı kitapta toplayan sanatçı. Zaten şuradan çıkarttık cevabı. Modern bir hikayeci görüntüsü veriyor. Anlatıyordu, anlatıyor arkadaşlar. İns adlı eser kime aitti? Cahit Zarifoğlu'na ait değil miydi? Evet, direkt cevabı ne dedim? Ceyhan dedim. Zaman kaybı olmasın diye direkt gerisini okumuyorum bile. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor arkadaşlar. 1985'te yayınlanan tarihi roman Beyaz Kalesi vardı değil mi? Venedikli bir köle vardı hatırlayacaksınız. Daha sonra başka neler varmış? Kara kitabından bahsediyor, benim adım kırmızısından bahsediyor, öteki renklerden bahsediyor. E bir sürü eserinden bahsetti ve çok meşhur eserler bunlar. Kimin eserleri olacak? Orhan Pamuk'un olacak cevabı zaten bariz şekilde Adana dedik. Evet arkadaşlar bir dersimizi daha burada bitirdik. Bir başka dersimize daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.